ama o şimdi ekranlar seni bir daha tanısın. Önce seni tanıyalım. Ben Beylikdüzü Güzel Jimnastik Spor Kulübü'nün başkanıyım. Kader Ergel ismi. 2 sene önce Beylikdüzü'nde kızımla beraber çıktığım yolda şimdi 80 sporcumla beraber devam ediyorum. Geçen hafta sonunda sürekli madalyaları alıyorsunuz. Bir ay önce Bosna'daydık. Oradan çok güzel madalyalarla döndük, ödüllerle döndük. Çok. Şimdi dün genel uluslararası bir organizasyondaydık. İzmir'deydi yarışma. 7 çocukla birlikte gittik. Önce ben bir çocukla çıktım bu yola. Şimdi 7 çocukla beraber devam ediyorum. Çok kısa zamanda çok uzun bir yol aldınız. Çok çalıştık. Çok çalışıyoruz. Ben bir tat sizi istiyorum ki herkes bu başarınızı bilsin. Gerçekten gecenizi gündüzü katarak çok fazla ödün vererek. Çünkü ülkemizde böyle bir eksik var. Maalesef jimnastik yok bizim ülkemizde. Yani her yerde söylüyorlar. Jimnastik sporun anasıdır. Mutlaka olması gerekiyordu. Tüm sporları yapabilmek için jimnastik çok gereklidir. Yani bunu belediyelerimiz de söylüyor. Bunu bakanlıklarımız da söylüyor. Ama baktığınız zaman ülkemizde jimnastik yok. Maalesef yok. Ülkenin en büyük sorunu zaten. Bu yüzden zaten sporcu yetiştiremiyoruz biz. Yani bir çocuk eğer güzel sporcu olmak, güzel sporcular yetiştirmek istiyorsak temelinde jimnastik vermemiz lazım. Yani hepsi jimnastikçi olacak diye bir şey yok. Ama her çocuğun temelden jimnastiği alması gerekiyor. Bundan ileride anneliğine de faydası olacak. Her şeye faydası olacak. Yani çok küçük yaşta kendimden biliyorum. Yaptığı jimnastikler, o hareketler bunun ileriki yaşını da en az 10 yılın gerisine getiriyor. Tabii sadece yani sadece spor yapmıyorlar aslında. Hani sağlık için gerekli zaten. Ve biz burada çocuklara 4 yaşından itibaren başlıyoruz bunu vermeye. Yani 8 yaşına, 9 yaşına geldiği zaman ya da 10 yaşına gel. Biz ailelerin yaptığı şey şu. Çocuk aman çocuğumuz küçük. Yorulmasınlar, uykularından bozulmasınlar. 11-12 yaşına geldiğimiz zaman biz buna spor yaptırmaya başlayalım. Ama zaten çocuk yatarak büyümüş bir çocuk. Yani 12 yaşına gelmiş bir çocuğu spora başlatamazsınız. Onu çocukken vereceksiniz, bebekken vereceksiniz o kültürü. Ondan sonra zaten kendiliğinden beden istiyor spor yapmayı. Doğal olarak kötü alışkanlıklardan da uzak duruyor. Size kendi duramaz ondan sonra. Tabii durmuyor zaten. Yani sonrasında da çocuklar hangi sporda yapmak istiyorlarsa dediğim gibi illa jimnastikte devam etmek zorunda değiller. Yüzmede de hatta çok başarılı oluyorlar. Ayağımızın tozuyla geldiniz. Evet. Değil mi? Evet. Dün gece geldiniz ve bugün tekrar başladınız. Başladık şey bugün. Yokmuş gibi ama ben sizi özellikle Lonca Medya adına tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. İşlerinizde başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Ben de bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bize destek olduğunuz için ayrıca teşekkür ediyorum. Tabii ki çok heyecanlı, çok yorucu bir yoldu ama çok gurur verici, çok gururlandık. Emeğinin karşılığını aldık diyoruz. Çok çalışıyorlar, çok emek veriyor çocuklarımız. Biz de onlarla beraber çok mutlu olduk, çok şey olduk tabii. Anlatılamıyor yani duygular çok yoğun oluyor. Çok mutluyuz tabii ki. Başkanımız hem de antrenörümüz ciddi emekler sarf ediyorlar onlar için. Vakit harcıyorlar, zaman harcıyorlar. Öğretmenlerin de emeklerinin boşa çıkmadığını çocuklarımızdan böyle gördüğümüz zaman biz de mutlu oluyoruz. Onlar da ayrıca mutlu oluyor. Biz de mutlu oluyoruz. Allah inşallah devamını getirsin. Daha büyük ödüller, daha güzel inşallah ileri doğru gider de.